selamlar. Bugün yine Allah'ın izniyle hayırlarla yarıştığımız, dostları yaşadığımız bir gün. Bugün ayrı bir önemi var benim için. Diğer günler de önemli ama bugün bir tane pastayı tanımadığım bir insana, bir aileye daha doğrusu verdim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum şu an. Olay aynen şöyle gelişti. Bu bir gösteriş olsun diye söylemiyorum. İnsanlara bir örnek olsun. Hani bir şeyleri infak edebiliriz. İnsanlara yardımcı olabiliriz, dostlar yaşayabiliriz. İhtiyacı olsun olmasın. Yeter ki bizim içimizdeki niyet önemli. Bunu düşünerek yaşayalım. Bu bir betimleme, bir örnek olsun sizlere. Bir Ramazan günü. Belki de çok büyük hayırların açıldığı bir gün. Bir tane pasta yaptırdım. Bu pastayı metroda gidiyordum. Bir küçük kız, bir de küçük erkek çocuğu olan bir aile. Anne babası var. Metroda var. Küçük kız mesela bana doğru çok baktı. Elimde pasta var. Çok baktı. İçimden geldi vermek gerçekten. Hani o baktığı için değil. Düşündüm, dedim ki vereyim. Hani bir belki o mutlu olur bugün. Öyle düşündüm, verdim. Umarım hani o küçük kızı da küçük erkeği de bir nebze mutlu edebilmişimdir. Hiçbir menfaatim, hiçbir hani çıkarım yok hiçbir şeyden. Yalnız Yüce Allah'ın rızasını gözeterek bu işi yaptığım için mutluyum. Bunlar işte bizlere kalır. Bizim yaptığımız hayırlar bizlere kalır. Yaşadığımız dostları hayat bizlere kalır. Devamlı haramlarda yarışmak doğru değildir. İnsanlar öyle bir yaşıyor ki haramları düstur edinmiş. Yatıp kalkıp nasıl haram işlerim? Nasıl haramlarda yarışırım diye düşünüyorlar. Bakın, Yüce Allah'ın her anımızı gördüğünü bilerek dostları yaşamalıyız. Şunu bilmeliyiz ki zamanımız kısa, ömrümüz kısa. Yaptığımız her türlü hayır bizlere kalır. Gerisi teferruattır, kalmaz. Mesela bugün ben atıyorum şu kebabı yedim, şu çorbayı içtim, en güzelini. Kimsenin yiyemediği şeyleri, en pahalılarını yedim. Ne olacak ya, nedir? Ne olacak sana yani, yesen ne olur? Anlamıyorum ben. Bu insanlar neyin derdinde? Niye bu kadar keyfi, niye bu kadar israf yaparak yaşıyor? Oruç tutuyorum diyor, bakıyorsunuz o kadar israf yapıyor ki. Sudan tut, her türlü yemeğine kadar. İsrafın hani zirvesini yaşıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir din anlayışı olamaz. Bunların dinden haberi yok. İsraf haramdır. Bunların haramlardan hiç haberi yok. Her türlü kafirliği yapıyorlar. Hani bu hayır yönündeki örnekleri bu yüzden verdim. İçim gerçekten çok mutlu. Çok neşeliyim. İçimde hep bir hidayet var. Bugün ayrı bir mutlu oldum yani bu hayrı yaptığım için. Her gün elimden geldiğince imkanlarım nispetinde bir su dahi olsa bir insana vermeye çalışıyorum. Hayır yönünde. Hiçbir çıkarım menfaatim yok. Emin olun verdiğiniz size kalır. Bunu bir zekat nispetiyle yaptım. Benim gelirim çok fazla değil. Belki de üstümdeki elbise dışında hiçbir şeyim yok. Ama ben bunu düşündüm. Dedim ki insanlara yardımcı olayım. Hayırda yarışayım. Böyle bir derdim vardı. Sizin de olmalı. Eğer ebedi alem için yaşıyorsan bunları yapmalısın. Bakın hayat kısa. Ve bu batıl dünya düzeni senin helal yoldan yaşamanı mümkün kılmıyor. Devamlı haramlara yönelmeni istiyor. Haramlara yöneldikçe zengin oluyorsun. Farkındaysanız öyle. Helal yoldan gittiğiniz sürece dünya düzeni batıla göre kurulduğu için kazanamazsınız. Çok zor. Aşırı zor yani. Ama biz yine helalde gidelim. O haramın günahını, vebalini almayalım. Şu an o kadar mutluyum ki gerçekten. O kızın gözlerindeki ışıltı, o küçük erkek çocuğunun o mutluluğu bana yeter. Anne babasının teşekkür etmesi, sağ ol demesi bana yeter. Takdir Yüce Allah'ındır. Ben bunu yaptım, mükemmelim, çok iyiyim de diyemem. Çok küçük bir şey belki. Ama hani bir örnek olsun diye söylüyorum bunları.
İnsanlar o kadar çok çıkar menfaat peşinde ki bir suyu dahi vermekten aciz. Devamlı keyfi yaşar. Çöpe atar ama vermez insanlar. Yardımcı olma gibi derdi yoktur. Hani bunlar düşünmeliler. Bu dünya kısa. İnsan sosyal bir varlık ve çevresine faydalı olmalı. Birbirine yardımcı olmalı. Her şeyden önemlisi de Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde ve hak kelam Kur'an-ı Kerim. Bizlerden ne istiyorsa onu yapmalıyız. Şunun bunun değil. Yüce Allah'ın dediği olur. Ona göre yaşayın. Yüce Allah bizden ne istiyorsa, farz ne varsa yapmalıyız. Yoksa devamlı hani kendi kafasına göre hareket edenler var. Müslümanım deyip her türlü kafirliği yapanlar var. Ondan bunları söyleme gereği duyuyorum. Bunlar yanlış işler. İnşallah insanlar bu yanlışlardan döner. Dost doğru yola girer diyorum açıkçası.